Eyvallah birlikte. Her tüm komite üyeleriyle birlikte. Belediye meclis üyeleriyle birlikte el meydanımıza teşvik ettirdik. Yine baş pehlivanı Furkan Durmuş Altın. Baş pehlivanı Kürşat Korkmaz. Baş pehlivanı Okan Acar'la birlikte çok değerli 16 belediye başkanımız Sayın Sevim Esen'e hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine bizleri bu er meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok değerli kaymakamım, Konyaaltı kaymakamımız Akdeniz'in bir numaralı kanalı şu anda er meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Davulcular vur. Milyonluk Akdeniz'in bir numaralı kanalı Türkiye'nin güreş ekranı, evet. Koza TV'den herkese mutlu günler. Evet değerli güreş severler, bu yıl konuklarımız. 23.sü düzenlenen yıldız Antalya aldı, 16 Festikan yağlı pehlivan güreşlerindeyiz. Göremedik. Festikan, evet. Er meydanındayız. 2012 tam 71 baş pehlivan 2021 ve toplamda 1000 güreşçinin baş kol bağlayıp güreş tutacağı dolu bir gün başladı. Ali Gürbüz hocası Hikmet Tüysüz'le birlikte ve bu zorlu kapışmaları anlatıp aktaracak olan spikerimiz ben Recep Tosun ve yorumlarıyla katkı sağlayacak olan er meydanlarında kısmet giymiş, güreş tutmuş, tek yağlı güreş yorumcusu Halil Bağdat bize eşlik edecek. Hoş geldin Halil Bağdat. Hoş bulduk Recep Tosun. Gerçekten heyecanlı bir gün. Ben de bir an önce müsabakaların başlamasını, yani baş pehlivanlarımızın başlamasını ve onların muazzam çarpışmalarını seyircilerimize teknik yönden ve donanımsal olarak anlatmak için heyecan içindeyim. Evet, alt boylarda mücadeleler başladı. Kıran kırana mücadeleler var. Özellikle alt boylarda bu büyük orta, baş altı, baş pehlivanlık mücadelelerini sirayet etme noktasında ümitliyiz, umutluyuz Halil Bağdat. Çünkü neden? Hemen bunun altını doldurmalıyız. Söylediğimiz kelimelerin altını doldurmazsak bu boş bir ifade olur. 15 gün sonra tarihi Kurtdereli güreşleri heyecanı bizleri festikandan sonra sarmaya başlayacak Recep Tosun. Burada baş pehlivanlar, bu bahsettiğimiz boyların pehlivanları gerçekten rüştülerini ortaya koymak zorundalar. Kendilerini ispat etmek zorundalar. Çünkü orası için bir mesaj göndermeliler. Bugün burada kime? Rakiplerine, kime? Organizasyonu yapacak komitelere. Son itibariyle bugün burada kim ön plana çıkarsa Kurtdere'de, Karasit'te onları da biz tabii ki ciddi anlamda mercek altına alacağız. Tabii ki sadece biz Türk değil, Türkiye güreş camiası onları mercek altına alacak. Herkes onları daha gibi edecek. Evet, biz de değerli güreş severler. Sayın Sevim Esen'le birlikte devam ediyor. Kıran kırana puanlama mücadeleleri var. Kıran kırana güreş müsabakaları var. Hakikaten bugün biz haftalardır bahsediyorduk. Akdeniz'in Kırkpınarı yaşanacak dedik. Coşkuya bakıldığında seyirci bugün buraya HES kodlarıyla geldiler. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok şu ana kadar. Burayı dolduran binlerce güreşsever ve ekranları başındaki milyonlarca güreşseverlerin bugün için heyecanlarına başarılar diliyoruz. Biz de ekranlara taşımaya gayret edeceğiz. Recep Tosun, şunun da altını çizelim müsaade edersen. Burası Antalya Festikan Er Meydanı. Şunu sürekli ifade ediyoruz. Antalya özellikle yağlı güreşin beşiği, hatta lokomotifi, başkenti dediğimiz zaman herhalde bunu kimse artık yadsımıyor. Bütün pehlivanlarımız burada Antalya'da daha farklı bir motivasyon içinde güreşiyorlar. Ancak bunun bir nedeni var. O da gerçekten Antalya seyircisi neredeyse Türkiye'deki bütün seyircilerden daha farklı olaya bir heyecanla ve istekle yaklaşıyor. Antalya seyircisi güreşi çok özledi.
Özlem'e de devam edecek çünkü Festika'ndan sonra şu anda takvimde gözüken bir güreş yok. Dolayısıyla Antalya aslında bakarsan akın akın buraya geliyor. Ben inanıyorum ki pandemi şartları olmasaydı bugün karşımızda gördüğümüz dağ tepe bile seyirciyle dolardı. Antalya için konuşuyorum bunu. Lütfen buradan Antalyalı değerli büyüklerimize sesleniyoruz. Lütfen güreşin lokomotifi Antalya'yı, başkenti güreşsiz bırakmayalım. Seyircimizi güreşten mahrum bırakmayalım diye bir anekdotun altını çizmek istedim. Evet, güreş severlerimiz bizleri izlemeye başladılar. Yorumlarınızı, mesajlarınızı ve burada yaşanacak olan mücadeleleri, öngörülerinizle bizleri desteklemenizi Koza TV Facebook adresine, Akdeniz'in Baş Pehlivanları sosyal medya portalına, Er Meydanı sosyal medya adresine soru, mesaj ve öngörünüzü yollayın. Bakalım gün sonunda bir sürprize imza atılacak mı? Gün sonunda ya da Ali Gürbüz 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanlık ünvanıyla bu Er Meydanı'na çıkacak ve bu akşam zirvedeki yerini alacak mı? Gün boyu hakikaten birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Değerli yönetmenim, rica ediyorum Er Meydanı'ndaki kapışmaları ekranı dörde bölerek ekranları başındaki güreş severlere zevkli ve heyecanlı güreşleri anlatıp aktaralım. Bu doğrultuda da bizlere, sizlere de mesajlarınızı yollayın. Halil Bağdat, sorumu sana yönelmek istiyorum. Dün akşam konuştuk ama bugün bir sürpriz gerçekleşir mi? Önemli isimler var bugün burada kol bağlayıp güreşecek, özellikle baş pehlivanlık vitrininde. Şimdi aslında sürpriz kelimesi benim çok kullanmayı sevdiğim bir kelime değil. Çünkü artık baş pehlivan olmuş. Yani başta güreşen bir insanın bir ürüşte olması lazım. O da neydi? Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı olmak. Tabii ki son baş pehlivanımız kim? Sayın Ali Gürbüz Türkiye Cumhuriyeti'nin baş pehlivanı oldu. Peki diğer pehlivanlarımızın hedefine, onların da hedefi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivan olmak. Dolayısıyla bu sene bu olay Ali'ye nasip oldu ama diğer mesela Orhan Okulu'ya da bu daha önce nasip olmuştu. İsmail Balaban'a da nasip olmuştu. Recep Karay'a da nasip olmuştu. Onlar da en az Ali Gürbüz kadar burada baş pehlivan olmak isteyecekler ve Ali Gürbüz'ü yenmek isteyecekler. Buna sürpriz demek bence güreşe çok saygı göstermemek olacaktır. İsmail Koç'un Ali Gürbüz'ü Fevze'de yarı finalde yenmiş olması sürpriz mü senin gözünde? Hayır, kesinlikle değil. Tamam, soru bu. Kesinlikle değil. Zaten eğer sürpriz olsaydı finalde yapamazdı Edirne'de, Kırkpınar'da. Final yaptığına göre, kaldı ki Bursa'da da kendini ispatlamıştı. Yani çıkışı çok belliydi. Dolayısıyla İsmail Koç'un burada da birinci olması sürpriz değil. Onu da söylemek lazım. Peki Nedim Gürel eğer İsmail Koç'u finalde yenmiş olsaydı sürpriz olur muydu? Hayır, sürpriz olmazdı. Neden? Nedim Gürel baş pehlivan boyunda güreşmeye başladığından beri yaptığı derecelerle, güreşlerle, Türkiye'li güreş serisine kalitesini, baş pehlivanlık üstünlüğünü defalarca ispat etti ve nitelikli bir baş pehlivan olduğunu herkese gösterdi. Dolayısıyla Nedim Gürel'in Ali Gürbüz'ü de yense, İsmail Koç'u da yense aslında güreş literatüründe gayet altı doldurulabilecek, kabul edilebilecek bir detay. O yüzden sürpriz diyemeyiz. Evet değerli güreş severler, baş pehlivanlar saat yarımda 12.30'da baş pehlivanların ilk kurallarını çekmek üzere Er Meydanı'na çıkacaklar. 71 baş pehlivanı düşündüğümüzde herhalde bir 45 dakikalık kura çekimi söz konusu olacak. Bu da bir ya da bir çeyrek gibi baş pehlivanlarımız Allah Allah nidalarıyla Er Meydanı Festikan'da salavatlanacaklar. Değerli güreş severler ve biz de soluksuz bir şekilde akşama kadar, gün sonuna kadar aralık vermeden siz değerli güreş severlere buradaki mücadeleleri anlatıp aktaracağız. Evet, şu anda da ekranlara geliyor. Alt boylarda mücadeleler olanca hızıyla devam ediyor değerli güreş severler. Bugün Orhan Okulu'yu gördüm. Halil Bağdat gayet sağlıklıydı. Çok muamma soru işareti. Orhan Okulu bugün üst düzey her şeyini ortaya koyabilecek mi? Performans olarak, çünkü sakatlığı vardı. Senin bir öngörün var mı doğrultuda? Şimdi Orhan Okulu gerçekten sıcak havaların
baş pehlivanı inanılmaz bir tempoya sahip. Herhalde Orhan Okulu güreş sahalarının yani er meydanlarının en performanslı baş pehlivanı dersek hiç kimse buna itiraz etmez. Ama şu soruyu sorayım. Burası 1800 rakım seviyede. 1850 rakım olduğunu öğrendim, sorguladım. Şöyle bir şey. Pehlivanlara işte, yansıması nasıl olur? Artısı ya da eksisi olarak. Tabii oksijen seviyesi düşük. Dün akşam yayında da söyledik. Pehlivanlar güreşirken fazladan, ekstradan nefes alsınlar ki yorgunluk hissetmesinler. Ağlı yuvarlar kaslara fazladan oksijen taşısın. Buradaki güreş kalitesi ve seyri artsın diye. İnşallah bizi duymuşlardır. Ama Orhan Okulu'ya dönecek olursak, Orhan Okulu zaten yayla çocuğu. Yani fizyolojik yani akciğer yapısı buraya uygun gelişmiş bir sporcu. Zaten performansının kök nedeninde de yayla çocuğu olması yatıyor. Ondan da bahsetmiş olalım. Fakat hava serin. Burada en düşük performanslı baş pehlivan bile bu serin havada güzel bir performans ortaya koyabilir. Bu da star isimlerin zorlanması anlamına gelir. Bu performansı düşük baş pehlivanlarımızın da performansı yükseleceği için yapılacak olan mücadelelerin zaman anlamında süreleri uzayabilir ve favorilerin kaybetmesine bile neden olabilir. Çünkü dediğim gibi düşük performanstaki pehlivanlar burada kolay kolay yorulmayacaklar. Ama Orhan Okulu'dan gene devam edelim. Orhan Okulu'nun biliyorsun bacak bölgesinde, sağ bacak bölgesinde bir sakatlığı vardı. Bu sakatlık yavaş yavaş iyileşiyor. Dolayısıyla da o sakatlık onun performansını çok etkiliyordu. İnşallah bu sakatlık dediğin gibi geçmiştir. Evet, ve onu burada gerçekten bizim görmek istediğimiz sezon başındaki o fırtına Orhan Okulu olarak görürsek bugün burada neler olur bir düşün. Evet, bu arada KOBA Kubobo'ya yönetim kurulu üyesi Sayın İsmail Helvacıoğlu'na geçmiş olsun diliyoruz. Kendisi Covid testi negatif çıktığı için bugün Er Meydanı Festika'na gelemiyor. Sevgili üstadlar, baş pehlivanımızla birlikte sizlere de Allah derman versin diyorum. Halil Usta ile birlikte ekranlarımızın başında heyecanla keyifli anlatımınızı bekliyoruz demiş. Selamlar demiş. Tam bir güreş sevdalısı. Yenen de bizim, yenilen de bizim ama Ali Gürbüz'de tabii ki bir gönül bağı var. Sayın İsmail Helvacıoğlu'na da kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Bu arada bizlere de Balıkesir'de Tıflı Helvacı değerli üstadımız bize helvaları yollamış. Sağ pehlivanlara da yolluyor. Teşekkür güçlü ederim. Kuvvetli olsun diye. İnşallah kendisine de acil şifalar diliyoruz. Bir an önce eski sağlığına kavuşur ve aramıza tekrar katılır değerli İsmail Helvacıoğlu'na bir kez daha selamlar yolluyoruz. Ali Gürbüz özelinde bir cümle kurmak istersen en güçlü argümanı nasıl burada sarf edersin Halil Bağdat? Ali Gürbüz büyük bir isim. Büyük kelimesi bile yetmiyor. Ali Gürbüz gerçekten film olabilecek karakterde. Güçlü bir karakter aynı zamanda. Sadece baş pehlivanlık boyunda değil, minik boylarda bu şeylerde güreşirken seyirciyi ayağa kaldıran, çılgına çevirten bir baş pehlivan, özür dilerim, pehlivandı. Daha sonra büyüdü tabii ki. Babasının izinden geldi. Onun düsturunu eline aldı, inandı ve devam da ettiriyor. Bugüne kadar Kırkpınar'da 4 kez baş pehlivan olmayı başardık. Recep Karay'ı yakaladı bu noktada. Şunu da söyleyeyim, Recep Karay ile Ali Gürbüz'ün arasında 5 yaş fark var Recep Pus'un. Evet. Dolayısıyla bu saatten sonra Recep Karay'ı geçme olasılığı da var. Önümüzdeki senede baş pehlivan olduğu takdirde de Antalya'ya ebedi altın kemeri ilk getiren isim olmaya aday ilk isim durumunda. Tabii Antalya ve Türkiye'de çok ciddi seviliyor ve taraftarı da çok fazla olan bir baş pehlivan. Ama bunun nedeni şu, mütevazi, saygılı, seyirciyi kırmayan, bununla birlikte yaptığı teknik güreşlerle yerde, altta, havada, karada, her yerde güreşi dolduran, boş bırakmayan, güreş sevgini en üst seviyeye çıkaran birinci kalitede bir baş pehlivan. O yüzden zaten güreş seyircisi onu daima baş tacı yaptı. Bir ceza süreci oldu. Orada da yılmadı, döndü. Tekrar zirveye çıktı ve zirveyi bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok. Bence de güreş hayatının en olgun dönemini yaşıyor Megastar Ali Gürbüz. Altın kemer olan inancını, umudunu hiç kaybetmedi. Ve bu yılda tarihi Kırkpınar'da 2020 yılında yaşamış olduğu o büyük hayal kırıklığını, pandemiden dolayı yaşadığı hayal kırıklığını profesyonel bir manada güçlü bir ruh haliyle, mentalitesiyle bu yılda bu kırılmayı yaşamadı.
ve 2021 yılında da başbelen olarak 2 yıl üst üste tarihi kırklarda baş pehlivan oldu ve 2022 yılında Antalya'ya ilk kez altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için tarihi Edirne Kırkpınar Er Meydanı'na, Sarayiçi Er Meydanı'na çıkacak. Bakalım bu hayalini gerçekleştirebilecek mi? Orhan Okulu, Sarı Fırtına, İsmail Balaban, Recep Kara, Osman Aynur gibi tecrübeli isimler, genç baş pehlivanlar akın akın aşağıdan geliyorlar baş pehlivanlığa. Hiç kuşkusuz 2022 yılı Ali Gürbüz için büyük bir umutla, hayalle tarihi Kırkpınar'da çıkacak. Zor mu olacak? Çok zor olacak. Eğer siz doğru başarırsanız, düştüğünüz yerden kalkarsanız, hayalleriniz ve umutlarınızı hep güçlü tutarsanız, efsaneler arasındaki isminizi altın harflerle yazdırırsınız. Bugün burada kayıplardan bahsedelim. Kayıp derken gözlerimiz Sarı Fırtına, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altın, Okan Acar, Mehmet Yeşil Eşil, Kürşat Korkmaz isimlerini aradı. Ama Mehmet Yeşil Eşil muhterem hanımefendi eşlerinin Covid testi pozitif, düzeltiyorum negatif çıktığından dolayı, düzeltiyorum pozitif çıktığından dolayı 14 günlük karantina süresinde kalacak ve Er Meydanı Festkan'da güreşebilecek Kürşat Korkmaz'ın bir soğuk algınlığı söz konusuydu. O da katılamayacak. Şu anda son dakika gelişmesi olabilir. Ama gözlerimiz yine Sarı Fırtına, İsmail Balaban'ı arıyor. Güreş severlerimiz oldukça bu doğrultuda yorum ve mesaj yolladı. Sevindirici bir nokta, Hamza Köseoğlu Er Meydanı'na çıktı. Bir Hamza Köseoğlu yorum alabilir miyim Halil Badat? Hamza Köseoğlu gerçekten çok travmatik bir dönem yaşadı. Bu travmatik dönemde öncelikle çok ağır bir Covid hastalığı geçirdi. Sonuçta tedavisi tamamladı, tam iyileşmiş derken çok değer verdiği muhterem annesini rahmeti rahmana uğurladı. Başı sağ olsun diyoruz tekrardan burada. Tabii ki bu kadar ağır travmalardan sonra geri dönüşü herkes için çok zor. Kaldı ki o çok duygusal bir insan. Ama çok şükür onu Feyziye Er Meydanı'nda gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Kendisiyle de konuştuk. Yavaş yavaş toparlanıyor, düzeliyor. O gerçekten çok değerli bir baş pehlivan. Muhakkak Er Meydanı'nda olması gerekiyor. Çünkü iddialı, güreşi daima iddialı yapıp sonuna kadar da yapmaya güreşirken niyetli bir güreş ortaya koyduğu için güreş seyirini artıyor. Ali Gürbüz'de de yapsa, Orhan Okulu'da da yapsa, aslına bakarsan Orhan Okulu için diyorlar yani geri vites olmayan baş pehlivan diyor. Aynı şeyi Hamza için de turbo dizel diyorlar ama o bana biraz estetik gelmiyor. Ona da aslında geri vitesi olmayan baş pehlivan 2 diyebiliriz. Çünkü hakikaten onun da geri vitesi yok. Bu noktada kendisinin hakkını teslim etmek lazım. Hamza Yerlikaya çok ama çok özel bir baş pehlivan. Hamza Köseoğlu. Özür dilerim, Hamza Köseoğlu. Evet, ben de şu anda mesajlar gelmeye başladı. Ömer Kasapoğlu, dün akşam bizim canlı yayınımızı takip eden güreş severimiz, ne mutlu Er Meydanı'nda yiğitlerimize buluştuk demiş. Bu arada Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivanlarımıza Allah derman versin diyor İsmail Helvacıoğlu, Koba Boya'nın genel müdürü. Değerli güreş severler, bir güreş fanatı, güreş aşığı, Er Meydanı'nda güreşen tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor. Desteden başa kadar, şu ana kadar başaltı boyu da salavatlandı. Değerli yönetmenimde de rica edeceğiz, özel karşılaşmaları ekranlara getireceğiz. Senin gözünde eşleşmeleri alabilir miyiz? Şu anda ben tabii güreşler yeni başladı. Eşleşme listesi başaltı için önümüzde olmadığı için birkaç dakika izlemek zorundayım. Mesela şu anda Denizli'den Erhan'la başaltının çok iddialı ama yeni genç baş pehlivanı Enes'in eşleştiğini gördüm şurada. Evet. Gerçekten çok dengeli ve puanlamaya kadar gidecek. Oldukça da tempolu geçecek bir müsabaka olduğundan kesinlikle eminim. Enes'le Erhan'ın müsabakası. Tabii izlemeye devam edelim. Evet, başaltı Erdal ilk Duman tur ve Kenan.
Kocaeli'den ve Muğla'dan, onların da müsabakası gerçekten çok teknik oldukları için iyi geçecek. Onu da söyleyebilirim. Bir başka eşleşme daha dikkatimi çekti. Yunus Emre Yaman, Kırkpınar'da büyük orta boyunda üçüncü olmuştu. Feyziye'de de gene kürsüsünü yaptı. Başaltı boyunda ilk güreştiği müsabakada başaltında kürsüsünü yaptı. Kırkpınar'da bence başaltında Mustafa Taş'la yaptığı güreşler, Rasim Saraç Çorum bölgesinden çok adından söz ettirdi. O baş pehlivanlık boyuna yakışacak performansta ve fizikte bir arkadaşımız. Onların eşleşmesini gördüm. Rasim Saraç'ta Yunus Emre Yaman'ın da tam sahanın ortasında Muammer Erçelik 8 numaralı hakemin önünde tadından doyumu olmaz bir güreş olacağını düşünüyorum. Değerli yönetmenim, müsabakaları geniş açıdansa teker teker yeteri kadar kameramız var. Bakın 8 numara hakem şu anda tam güreşin ortasında konuşuyor. Mesela oraya bir kameramızı alalım. Diğer baş altı pehlivanlarımızdan da geniş açıdan cimicipten koyabiliriz. Evet, çok güzel. Recep Tosun, baş altı gerçekten her geçen günün kalitesi artan çok çok iyi baş pehlivan adaylarıyla dolmaya başlayan bir bay oldu. Bu gidişte baş pehlivanlık boyundan daha heyecanlı bir boyut almaya başladı. Baş altı tabii hepsi de baş pehlivan olmak istiyor. Hayalleri, güreşe başlama nedenleri bu yüzden. Onlar da buradan yukarı çıkabilmek için performanslarını sürekli yüksek tutmak zorunda. Ben senin önüne bir kağıt kalem koysam, Kırkpınar'da baş altı kürsüsüne 4 tane isim yaz desem, en az 20 tane isim yazarsın. İşte o 20 isim de bugün burada sahada birbirlerinle çarpışacaklar Recep Tosun. Evet, özellikle baş altı ve büyük orta müthiş denge unsuru içeriyor. Halil Bağdat'ın da söylemiş olduğu gibi baş altında en az 10, büyük ortada en az 20 pehlivan birbirlerine denk ölçülerdeler. Bunu açıklıkla söyleyebiliyoruz. Büyük orta boyunun puanının saati gelmiştir. Korkut Elinden güreş aşığı 95 yaşında Hacı Mehmet Demirel bizleri izliyorlarmış. Selamlar yolluyoruz kendisine. Selamlar. Bu arada elinden de öpelim. Fesikan güreşlerinin son 5 organizasyondaki istatistiki bilgileri öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman hemen Baş Pehlivanlar sosyal medya portalına girin ve oradaki tüm istatistiki bilgileri değerlendirerek bugüne bir ayna tutabilirsiniz. Yalçın Macit ve Tayfun Macit'e bu yapmış oldukları eşsiz katkılan dolayı teşekkür ediyoruz. İlhan Çetin pehlivanlarımıza başarılar demiş. İstanbul'dan Volkan Koçpınar, Allah derman versin yiğitlerimize demiş. Tokat'tan değerli Ümit Yıldırım Ermeni'den güreşen tüm pehlivanlara başarılar diliyorum demiş. Evet, yorumlarınızı, mesajlarınızı Koza TV Facebook adresine yollayın. Bizler de yer vermeye gayret edeceğiz. Bugün Ermeni Festikan'da kimler zirvedeki yerini alacak? Kimler hayal kırıklığı yaşayacak?
Ayak ve deste büyük boy pehlivanları. Evet, birkaç yoruma yer vermek istiyorum. Çok acele er meydanına. Deste büyük boy ve Korkut elinden selamlar. Karpuzcu Hüdayi kol bağlayacak tüm pehlivanımıza kazasız belasız güreşler diliyorum demiş. Firdevs Kahveci, güreşimize başarılar diliyorum demiş. Mustafa Çakmak, İsmail Balaban var mı demiş. Halil Bağdat şu an için yok. Gökhan Eyüboğlu, İsmail Balaban ne zaman güreşecek? Halil Bağdat'ın yakın arkadaşı, bilgisi var mı demiş. İsmail Balaban'ın hedefi şu an için ilk etapta Elmalı. Antrenmanlarına başladı. Şu an çalışmaları devam ediyor ama halihazırda tabii ki hazır değil. Hazır olmadan da sahaya çıkmayı düşünmüyor. Eğer Elmalı'ya kadar da kendisini hazır hissetmezse Elmalı'da da kendisini göremeyebiliriz ama sanıyorum Elmalı'da İsmail Balaban'ı hep birlikte izleyeceğiz. Ercenk Yıldız Sakarya'dan tüm pehlivanlara Allah derman versin demiş. Evet sevgili güreş severler. Antalya'nın en tepelerindeyiz. Sayın Belediye Başkanımız Selim Esen yanımızda. Festival güreşlerindeyiz. Atmosfer oldukça hareketli, oldukça ateşli. Ve bu güzel organizasyonu... Mikrofonun sesi abi. Açık abi, açık. Deste büyük boy, deste büyük boy pehlivanları. Deste büyük boy, ayak pehlivanları. Çok acele güreşçilerimiz her meydanına çıktılar. Öncesinde tabii sizin de belirttiğiniz gibi ciddi bir hazırlık süreci vardı. Tüm personelimizle güreşlerin kazasız, belasız, en az sıkıntıyla yaşanması için hazırlığımızı yaptık. Dün gece son kontrollerimizi yaptıktan sonra da bugün buradayız. Güreşçilerimiz sahadalar. İnşallah güzel bir güreş olacak. İnşallah eğlenceli bir güreş olacak. Hep beraber isteyeceğiz. Kazasız belasız güzel bir gün diliyorum herkese. İnşallah. Biz çok başarılı bulduk. Her şey gerçekten çok ince hesaplamışsınız. Bundan sonraki süreçlerde neler düşünüyorsunuz? Nasıl planlarınız var? Festikan güreşleri artık gelenekselleşiyor. Bu sene 23.sünü yaptık. Bundan sonra da her sene bu sene yaşadığımız gibi korona, pandemi veya başka bir engel çıkmadığı sürece artık her sene festikan güreşleri yapılacak. Geleneksel güreşlerimizden birisi olacak. İnşallah. İnşallah. İnşallah diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Güreşçilere mesajlarınız var mı? Güreşçilerimiz için. Güreşçilerimiz için mesajlarınız var mı? Önce sportmenlik, dostluk kazansın, iyi olan kazansın, hepsine başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, ana kumanda masasında Halil Bağdat ve Recep Tosun'a bağlanıyoruz sevgili seyirciler. Sağ içindeki heyecanı, röportajları bizlere aktaracak. Evet, baş altında da mücadeleler olanca hızıyla devam ediyor. Gözüne takılan müsabakalar var mı? Halil Bağdat. Müsabakalar var baş altında ama onları zaten yönetmenime işaret ettim. Ancak saha çok büyük olduğu için sanırım onları yakalayamadı. Yönetmenim lütfen bizimle biraz daha Deste küçük boyda Umut Kaymak Serhat Atalay müsabakasının galibi
cetvel hakemine gelerek ismini birlikte alalım. Baş şu anda bakın tek kamerayla yayındayız. Dörde bölelim ekranımızı. Baş altından pehlivanlarımız var. Ne kadar çok güreşi ekrana koyarsak o kadar iyi. Evet, bu şekilde olursak en azından daha fazla müsabakayı, daha fazla güreşi ortaya koymuş olacağız. 16 numaralı hakemin önündeki müsabaka biraz zoomlayabilirsek, çok uzak. Pehlivanları tanıyamayız, kimseyi de tanıtamayız. Oraya biraz zoom rica edeceğim. Evet, şimdi Recep Tosun. Evet. Ortada Rasim Özsaraç'ta Yunus Emre Yaman'ın müsabakası var. Onu muhakkak ekrana getirelim. Evet, oyuncular. 40'larda da çok iyi güreşler çıkarmıştı her iki pehlivanımız. Ayak boyunda sayın seyircilerimiz 3. tur. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara can gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Haydar aslanlar, Allah derman versin. Evet davulcular, evet değerli güreş severler. Yönetmenim dörtlü kameraya dönelim. Kasımpaşa'da yapılan kara kucak güreşlerimiz. Bu güreş kalsın, gençlerimizi gösteriyoruz. Dörtlü kamera istiyoruz. Kasımpaşa Belediye Başkanımız. Evet, ne kadar çok güreş ekrana koyabiliriz. Jimmy Jip'te güreş yok şu anda. Arkadaşlarıyla birlikte. Oraya bir güreş bulalım. Şu anda her meydanımıza teşrif etmişlerdir. Hemen Jimmy Jip'in önünde. Komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. İki tane güreş var, onları zoomlayalım lütfen. Derse büyük boy. Son çağrı. Yönetmenim, sol alttaki güreşi bırakalım. Sağının ortasında veteran. Evet değerli güreşseverler, az önce çok değerli protokolümüz aranan meydanlarının mega starı Ali Gürbüz'den şöyle özür mahiyetiyle bir maniyle sizlerden Ali Gürbüz'e bir alkış iştiram ediyorum. Bahçelere gül lazım, güllere gülgül lazım. 2021 yılı tarihi bir Pınar Baş Pehlivanı. Bugün de Dualı Çayır El Meydanımızda kral kırana güreş yapacak. Evet. Ali Gürbüz'e megastara şey. Evet. Değerli güreşseverler. Evet, baş pehlivanlar kura çekimi için birazdan anons edilecek. Ben Halil Bağdat ve Mustafa Bayram'la sizi baş başa bırakacağım. Ve baş pehlivanların ilk tur mücadeleleriyle biz tekrar mehterler oturmuş birlikte olarak olacağız. Şu anda sözü ben Halil Bağdat ve Mustafa Bayram'a bırakıyorum. Gökten indirin turnayı. Korkma, korkma pehlivanım. Meydan sizindir. Allah Allah, illallah
Muhammedur Resulullah, geleceğin baş pehlivan namzetlerine alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Mustafa Bayram hoş geldin. Hoş bulduk. Canlı yayınımıza. Küçük boy pehlivanları. İyi yayınlar diliyorum. Çok acele. İnşallah. Her meydandaki bugün yerlerinizi alınız. Mustafa Bayram gerçekten şöyle bir durum var. Saha çok büyük. Evet. Çok acele. Sahayı doğru parsellemek ve doğru yayını yapmak zorundayız. Bu yüzden rejimizde ve yönetmenimizde çok iyi bir şekilde çalışmamız lazım. Bu noktada yönetim masasından yardımlar bekliyoruz. Kaliteli eşleşmeleri ve kaliteli güreşleri ekrana koymasak seyircimizi memnun edemeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Evet, Jimmy Jeep kamerasındayız Mustafa Bayram. Bugün hava serin. Evet. Bu gerçekten güzel güreşler yapmak için son derece elverişli bir ortam. İnşallah yağmur yağmaz böyle devam ederse. İnşallah. En formsuz pehlivan bile sahada aslan kesilecektir. Evet, senin görüşlerini seyircilerimize aktaralım. Öncelikle Festikan Yaylası'nda kıran kırana güreşler oluyor ve de olacak inşallah. Sizin aracılığınızla güreş camiası adına Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen Bey'e bu güzel ambiyansı, ortamı sunduğu ve sağladığı için tüm güreş camiası adına teşekkür ediyoruz. Evet, dediğiniz gibi serin bir hava var. İnşallah yağmur yağmaz, umudumuz bu. Bugün çok güzel güreşler olacak, kıran kırana güreşler olacak. Sahada şu an başaltı pehlivanları güreşmekte. Tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Dediğiniz gibi saha çok geniş tutulmuş ama inşallah bir yandan da iyi, çünkü çok pehlivan var. Çok pehlivan olması sahanın dört bir tarafına pehlivanları yayılması gerekiyor. Yani bu görselliği burada bulunan... Değerli yönetmenim, sağ alt köşedeki güreş sonuna kadar kalabilir. Onu sonuna kadar izleyelim. Çok teşekkür ederim. Tüm güreş severlerin, seyircilerin rahatlıkla müsabakaları izleyeceği kanısındayım. İnşallah iyi seyirler diliyorum tüm seyircilerimize. Hem ekran başında hem burada bulunan seyircilerimize iyi seyirler. Evet, bu güreşte kalabiliriz. Diğer az önceki güreşi de koyabilirsin yönetmenim. İkiye bölebilirsin. Bu iki karşılaşmada gerçekten birbirine eşdeğer kalitede pehlivanların yaptığı güreş, Türkiye Halı Güreş seyircisinin yakından tanıdığı isimler. Dolayısıyla seyircimize de güzel güreş izletmiş oluruz. Evet, Rasim Saraç Kırkpınar'da çok iyi bir performans göstermiş. Akıllarda ve hafızalarda yer aldı. Hafızalarda kalan bir güreş yapmıştı. Kimle? Mustafa Taş'ta. Şimdi burada da Kırkpınar'da Alaplı'dan geldi ve İzmit Büyük İzmit Belediyesi'nin sporcusu Yunus Emre, çok güzel, harikasın yönetmenim. İzmit Belediyesi'nin sporcusu Yunus Emre Yaman Alaplılı. O da Kırkpınar'da çok güzel güreşler yaptı. Büyük Orta'da 3. oldu ve baş altına geldi. Feyziye'de de 3. olmayı başardı. Dedi ki ben de bundan sonra baş altında varım ve baş pehlivanlığı adayım. Burada da Kırkpınar'da efsane güreşler yapan Rasim Saraç'ta eşleştiği ilk turda bu müsabaka hakkında neler düşünüyorsun? Evet, göze çarpan baş altındaki ilk turdaki müsabakalardan biri Çorum bölgesinden Rasim Saraç, aslen Zonguldak Alaplılı olup İzmit Belediyesi bünyesinde güreş yapan Yunus Emre Yaman. Bu karşılaşmanın benim tahminim puanlama sürecine kadar süreceğidir. İkisi de kaliteli beyefendi, ahlaklı sporcular. Sahalarda kendilerini gösterebilen, görselliği yüksek olan ve teknik kapasiteleri olan pehlivanlar. Güzel bir maç izleyeceğimizi umuyorum. Peki şu ana kadar Rasim'in biraz tandemde, yani hücumun, Yunus Emre'nin hücumlarını beklerken görüyoruz. Bu bir strateji mi? Yani genç rakibini, çünkü Rasim çok daha tecrübeli, başaltı boyunda. Burada genç rakibini avlamak için onun enerjisini tüketip acaba bir strateji mi beliriyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü Rasim böyle güreşmez. Tabii ki şimdi Rasim Saraç başaltının tecrübeli isimlerinden. Yunus Emre Yaman da başaltına yeni çıktı. Daha ustalarını, abilerini güreşerek tanıyacak. Rasim Saraç tabii ki biraz yorgun bir güreşi var.
aslında yavaş yavaş da sürekli bak başa çöküyor. Evet. Yani o durgun güneşin altında sinsi bir evet. kuvvet uyguluyor. Yani eğer Yunus Emre'nin başını düşürürse evet, evet, müsabakanın evet, evet. favorisi olmaya başlar. Evet, kesinlikle katılıyorum. Çünkü bizde boyun çekme çok önemlidir. Performansını yarı yarıya düşürmek demektir rakibinin. Yani bu bir taktiktir. Ve de böyle devam ediyor güreşi. Bakın kafadan diğer enseden çekiyor. Diğer müsabakayı da hemen değerlendirelim. Birisi hemşerin. Gene İzmit bölgesinden İzmit Belediyesi sporcusu Şener Sar hocamızın talebesi Erdal Duman. 2019 Kırkpınar'ında baş altında ilk 8'e kalma kaldı. Teknik üstünlüğü teknik bir baş altı pehlivanımız. Centilmen bir baş altı pehlivanımız. O da burada kendini göstereceğini umuyorum. Stili biraz değişik. Böyle durgun bir stili var. Yani saldırgan bir güreşi yok. Güreş kucağına geldikçe güreş yapan evet, bir sistem. Evet, yani biraz, eski baş pehlivanlar gibi. Evet, biraz, yani hücumsa hücum, defansa defans. Güreşin hani akışına göre güreş yapan bir sistemi var. Biraz kontratakçı özelliği var. Rakibi de güzel bir karşılaşma izleyeceğimizi umuyorum. Öbür tarafta Aykut Işık ve de Kemal Şahin güreşi var. Onların da bir gözle açıkçası takip ediyorum. Yani gayet tempoları yüksek. Puanlama saati gelmişti. Evet, puanlama saati. Davut Cansel, Necip Al. Güzel bir puanlama izleyeceğiz. Değerli yönetmenim, kameralarımız bu şekilde kalabilir. Puanlama süreçleri şimdi başlayacak. Hatta kadraja birkaç tane başaltı pehlivanlarının puanlaması da girecek. Biraz daha ekranı yayarak, görüntüyü yayarak birkaç karşılaşmayı ekrana vermiş olabiliriz. Böylelikle güreş severler daha fazla, daha kaliteli güreşlerde izlemiş olur. Harikasın, teşekkür ediyorum. Evet, hava dediğimiz gibi serin. Gerçekten kim bu havada güreş yapmak istemez? Ben şu anda kendimi zor tutuyorum sahaya çıkmamak için. Çünkü hani evet. meşhur bir laf vardır. Tam hamal havası derler ya. Yani biz güreş hazırlığı da konuşalım. Estağfurullah geçelim. Biz pehlivanız buradan sağdan çıktık. Tamam, spikerlik yapıyoruz, yorumculuk yapıyoruz ama güreş severler bizi böyle tanıyor, böyle biliyor. Yani klasik spikerler gibi de konuşabiliriz ama ben güreş ağzıyla konuşmayı güreş evet. severim. Daha çok memnun etmeyi, evet. mutlu etmeyi daha çok seviyorum. Kesinlikle. Doğrusu. Şimdi bizim bölgemiz itibariyle Kocaeli Marmara bölgesi, Trakya bölgesi, Karadeniz bölgesi bu tarz havayı daha çok sever. Ama sıcak havayı Antalya bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesinin sporcuları, pehlivanları daha çok severler ve bu sıcaklığa daha çok katlanabilen sporculardır. Onların istediği hava sıcak havadır. Antalya, Akdeniz, Ege bölgesinin sporcuları, pehlivanları. Gelen pehlivanlar bugün böyle ortak bir havayı yakaladı. Bakalım kim burada kürsüyü dolduracak, hep beraber göreceğiz. Ama gerçekten başaltı boyu da yavaş yavaş baş pehlivanlık kalitesini yakalamaya başladı. Bunu nereden söyleyebiliriz? Feyzullah kardeşimiz biliyorsun baş altından derecesini yaparak başa çıktı. Bu noktada Feyze de yaptığı güreşler harikaydı. Ben çok beğendim. Bununla beraber Mustafa Taş aynı şekilde Recep Karay'a geldi. Kafa tuttu. Küçüldü mü küçülmedi, ezildi mi ezilmedi. Son itibariyle demek ki baş altından gelecek kadar pehlivanlar veya baş altının iddialı pehlivanlar en az başta güreşen bir pehlivan kadar kaliteli bir iddialı. Kesinlikle katılıyorum. Baş altından Demre ve Balıkesir'den iki pehlivan var. Necip Al, Davut Cansel. Davut Cansel ile gençliğin karşılaşması. Evet. Davut Cansel başaltının fırtına gibi başladı. Evet. Ben açıkçası ondan Kırkpınar'da kürsü bekliyordum. Fakat başaramadı. Nasıl işte Kırkpınar Ar Meydanı. Çok acele. Er Meydan'daki yerleri zanlı. Davut Cansel başaltının tecrübeli bir ismi. Değerli yönetmenim, gerçekten fazla güzel eşleşmeler var. Puanlama bölgesinde bizim hemen önümüzdeki müsabakalardan
ekranımızı ikiye veya dörde bölerek fazladan karşılaşma izletebiliriz. Biz de onları seyircilerimize yorumlayalım. Çok güzel. Teşekkürler yönetmenim. Evet. Bu arada Rasim Özsaraç da Rasim Saraç Yaman puanlama artık yol bitti ve puanlamada herkes elindeki taşları dökecek. Bakalım burada kim ikinci tur adını yazdıracak. Az önceki durağın Yasin şu anda ondan eser kalmadı. Çünkü burada hataya yer yok değerli Mustafa Bayram. Evet. Evet, tabii ki az önce fazladan bindiren ve saldıran Yunus Emre Yaman da biraz daha kontrollü hale gelmeye başladı. Çünkü Rasim'in gerçekten her iki yandan da çarpıcı özelliği var. Herhalde kenar yönetim bu konuda bak, Yunus Emre'yi uyarmış olabilir. Paçayı teslim ediyor. İşte burada muhtemelen kasnaktan düşürüp yandan avlamayı düşünüyor Rasim. Diğer kameramızda da gene Erdal'la Kenan'ı görüyoruz. Değerli yönetmenim, Jimmy Jeep'in önünde de hemen kırmızı şapkalı hakemimizin, gözlüklü hakemimizin önünde de bir müsabaka var. Sol taraftaki görüntüye bu güreşi alabiliriz. Orası da gerçekten hareketli ve tempolu bir güreş. Evet, kırmızı şapkalı hakemimiz ihtar gösteriyor orayı. Jimmy Jeep'in hemen önünde. Evet, Davut Cansev. Ne? Aynen, yok, tamam. Yönetmenim, bahsettiğim müsabaka tam önümüzde. Veteran. Evet. Evet, Davut Cansev rakibi Necip Al'a karşı galip geldi. Öbür taraftan da Erdal Buman Kenan Aydın karşılaşmasında Kenan Aydın galip geldi. Bilgilerinizle arz olunur. Başaltı güreşleri bunlar. Orta boy pehlivanları çok acele er meydanına. Vur veteran. Şu an baş altında puanlama sürmekte Yunus Emre Yaman ve Rasim Saraç, Aykut Işık, Kemal Şahin karşılaşması devam etmekte. Davulcular, konvoyu, deste orta boyda sayın seyircilerimiz 3. tur. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Deste orta boy pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Küçük orada, küçük boy pehlivanlarına son çare. Mustafa Rasim tekrar geldi ve kontrolü bekliyor. Kastan teslim etti. Bu sizin için yapılan Mustafa'nın, son çağrıdır. Daha doğrusu Yunus Emre'nin paçalara gelmesini bekliyor. Benim anladığım kadarıyla. Evet, karışık güreşiyle tanıyoruz zaten Rasim Saracı. Mustafa Taşlı olan güreşinde 2,5 dakikalık. Ama aynı şekilde Yunus Emre. Tabii herkes de tutar mı bu iş çok, bilemeyiz de. O da çok karışık güreşiyor. Yani. Ancak şunu söyleyeyim. Ama biraz sakin ki, gördüm ben Rasim Saracı, böyle daha temkinli, sakin. Daha kendine bir özgüven Mustafa, olan. Fokuslanmış yani. Hakikaten çok ciddi anlamda odaklanmış. Fokuslanmanın evet, belki anlamını bilmeyen seyircilerimiz olan odaklanma diyebiliriz ya da konsantrasyon da diyebiliriz. Kemal Şahin, Aykut Işıklar mı? Evet, Aykut Işık karşı. Evet. Kemal Şahin puanı aldı. Kemal Şahin. Aykut Işıkları bu arada kameramıza Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Ali Gürbüz'le hemen arka kadrajda yansıdı. Kısmetini giymiş, kura çekme hazır. Heyecan az sonra doruk noktasına çıkacak.
Bakalım kura eşleşmeleri nasıl bir sürece. Bu arada Yunus Emre bir çengel takmaya çalıştı ama orada tabii Rasim tecrübeli avlanmadı. Ama eğer paçayı ele geçirmişse baş pehlivanlar vaktinin dolmuştur. Rasim'in bacakları teslim ettiği bu aslında acaba almak mı vermek bak gene verdi. Demek ki veriyor. Ben Rasim'in burada sağ elle Yunus Emre'nin sağ kasnağını bulup bayandaya düşüp öne doğru çekmek gibi bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa. Aslında çok güzel kendini veriyor. Neden Yunus Emre Yaman bir oyun arayışına girmiyor, denemiyor? Ben anlayamadım. Şimdi burada gerçekten çok fazla baş pehlivan var. Bizden listeler gelecekti hakem heyetinden daha gelmedi. Yani baş altı boyundaki eşleşmeleri yani pehlivan sayısını veremiyoruz. Bak işte söylemeye çalıştığım bu. Son itibariyle günü planlamış ve ona göre enerjisini efektif kullanmaya çalışıyor olabilir Rasim. Saraç Mehteran. Yani bu müsabakayı kafasında aslında kazanmayı kafasına koymuş. Küçük orada Yunus Emre aynı derecede kafasına koymuş mu? Bence şu anda değerli güreşçiler, kıymetli konuklarımız, Feslikan yaylası er meydanında değil. Küçük orta küçük boyda hata yapabilir mi? Evet yapabilir ama Allah Allah. Korkarak da bu güreşi kazanamaz. Doğru mu söylüyorum? Kesinlikle katılıyorum sana. Türk aslanlarına Haydar zaten hata yapacaktı. Rakibi zaten hatayı bekliyor o zaman. Haydar aslanlar. Allah hücumdur. Hücum yaparak rakibini şaşırtabilir genç başaltı pehlivanım. Bence burada artık tempoyu arttırıp Rasim Saracı dengesini bozmaya çalışmalı diye düşünüyorum. Biraz harekete geçti Rasim. Şimdi az önce söylediğim şeyi Rasim mi yapmaya başladı? Neden? Çünkü onu korktuğunu anladı ve üzerine emin bir şekilde evet kesinlikle zaten kaslı başladı ve baş pehlivanlarımız devam ederse ihtarları bilmiyorum ama ihtar olması sağlayacaktır. Biraz Yunus sonra kura çekiminiz başlayacaktır. Normal güreş olsa anlayacağım. Yani puanlama güreşine kasnak paçasını verip oyun denemeyen Yunus Emre'ye karşı tabii ki bir üstünlüğü söz konusu. Seyircimiz sizi bekler. Evet, bir davul bir zurna orada kalsın. Kapı davullarının tamamı kapıya. Evet, baş pehlivan haricinde sağda kimse kalmasın. Haydi arkadaşlar, ayağa kalkıyoruz. Baş pehlivanlarımızın kuralları çekilecek. Evet, şimdi Yunus Emre dedi ki, bir dakika, Rasim Usta, o iş öyle değil, arkadaşlar. Ben de varım. Haydi, burayı boşaltıyoruz. Sevgili yönetmenim, bir müsabaka daha koyabiliriz. Evet, bu müsabaka gerçekten güzel ama... Sinan Kaya müsabakası var. Puanlama devam ediyor. Ne kadar çok güreş sever, güreş izlerse o kadar iyi. Çünkü güreş sever fazladan birkaç müsabakayı izleyebilir. O müsabakada kalalım. Ya görevlisi. Ya görevlisi baş pehlivanları ayağa getirin. Evet, arka kadrajda da baş pehlivanlarımızın hazırlıklarını hep beraber görüyoruz. Çok acele er meydanına. Yalçın Yüncü'nü görüyoruz. Büyük boy pehlivanları çok acele işlenecek üzere er görüyoruz. İbrahim Katkıcı. Az önce Ali Gürbüz'ü görmüştük. Ekrem Yavuz, İsmail Koç, Mustafa Başdemir, Murat Aydoğdu. Evet, 71 baş pehlivanın bugün burada kol bağlayacağını tekrardan söyleyelim. Evet, Yunus Emre biraz daha cesur hanım neler yapmaya evet, başladı ben. Ama... Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Bu arada Rasim Özsaraca hakim heyetince ikinci ihtar evet, verildi. Evet değerli severler, değerli konuklarımız. Şu anda evet baş pehlivanımız Ali Gürbüz. Evet süper. Mükemmel. Süper, harika, müthiş. Baş pehlivanımız müthiş Ali bir en standart tane bir yeniş. Görselli yüksek bir yeniş. Tebrik ediyorum. Rasim Saraç paçayı teslim etmedi. Yani Rasim Saraç gibi bir tecrübeli başaltı pehlivanına puanlamada sırt aşağı yenmek
Evet, ve de çok güzel bir yeniş oldu. Çok güzel yenişi yakaladık. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Besteyicisi bunu ister, bunu görmek ister. Biz bile buradan mutlu olduk işte bu yenişe. Bu müsabakaları yani kaliteli pehlivanların güreşlerini istiyoruz ki güreşlere evet. Bunları izlettirebilelim. Evet. Evet. Alt boylarda, küçük orta, büyük boy. Sinan Kaya maçı var. Sinan Kaya maçı devam ediyor. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız. Sinan Kaya müsabakasına odaklanalım. Er meydanımızı. Tarihi gelenek ser. Değerli yönetmenim. Er meydanında. Meydanda mavi. Cimcim'den görebilirsin. Mavi. Ağlık altın kemerini boynuna takan. Ağlık şapkalı. Altın kemerini dört kez ebediyen. Sinan Kaya maçını alalım. Sinan. Bizim kameramızın yani Montaya, masa önü kameramızın tam önünde evet, mavi şapkalı hakemimizin evet. Önündeki müsabakayı lütfen ekrana verin. Evet, yine, çok yine güzel. 2011-2012 teşekkürler yönetmenim. 2019-2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanları. Uzun bir rahatsızlık sonucunda güreşi bırakma noktasından döndü. Demre'nin süperstarı bir pehlivan. Tertip komite başkanımız ancak rahatsızlık nedeniyle çalışkan güreşten kopma noktasına gelmiş. Yavaş yavaş toparlıyor. Bu arada rakibi bu arada baş pehlivanlarımız kura sizlere hoş geldiniz. İyi seyirler. Aşaması az sonra başlayacak. Şu anda da küçük orta büyük boy kol bağla. Değerli yönetmenim Cimcim'den bu karşılama törenini görebiliriz. Muhammedur Resulullah. Güreş ağamız. Baş pehlivanlarına alkış. Kırk pınar güreş ağamız. Seyfet Hüseyin. Baş pehlivan Ali Gürbüz. Güreş ağası Mustafa Koç. Güreş organizasyon komitesi başkanı. Baş pehlivanı. 16 belediye başkanı Semih Esen. Tertip komite başkanı. Seyirciyi selamlıyor. Hepsinin de bugün bu güreşlerin olmasında çok ama çok büyük emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Binlerce kere teşekkürler bu güreş neferleri için. Sevgili yönetmenim, güreş lütfen ekranda kalsın, ikiye bölelim. 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Ve alt kelebekten de korteji verebiliriz. Çok teşekkürler. Er meydanında 12 kez ağalık yarışında birinci çıkan, ağalık altın kemerini 4 kez ebediyen, senin müzesine taşıyan, evet, Antalyalı Sinan Kaya'nın rakibi Tokat bölgesinden Murat Özkan, milli sporcu, milli güreşçi, Minder'de gençlerde olsun, A takımda olsun yerini aldı. Murat Özkan gerçekten Minder'de tecrübeli bir isim. Bu tecrübesini de yağlı güreşte gösteriyor. Yani Sinan Kaya gibi Kırkpınar'da performans çok yüksek olan Sinan Kaya'ya güzel bir performans sergiliyor. Bu tip pehlivanlar sevgili Mustafa karakucağı çok iyi yaparlar. Evet, ve bu tip havalarda yani yayla havalarında onların performanslarını ve kaliteli karakucak performansını kalitesini kesinlikle sahaya yansıttılar. Dolayısıyla hava çok sıcak olduğunda sadece 10 evet, veya 15 dakika içinde düşerler bu tip sporcular. Ama bugün hava çok serin. Dolayısıyla kalitesini az önce söylemiştik. Evet. Güreş sahasına, er meydanına yansıtıyor ve burada Sinan Kaya gibi bir rakibe kafa tutuyor. Güçlü bir isime evet. Kesinlikle şu an yani başa baş bir mücadele sürüyor. Bu anlama müsabakası. Bu arada Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim. Türkiye'nin ağası, gönüllerin ağası Seyfettin bugün Selim. Bugün güreşleri olmasında çok çok büyük bir emeği var. Seyfettin Selim'in, ona da binlerce kere bir güreş sever olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun Kırkpınar ağası. Aynı zamanda Koyaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'e, değerli misafirlerine hoş geldin diyoruz. Sağ olsun, adam olsunlar.
Evet, bir röportaj hazırlığı söz konusu şu anda. Söz Yalçın'da. Merhabalar Sayın Koza TV izleyenleri. Şu anda yanımızda Korkutele Belediye Başkanımız Sayın Ömer İşlek var. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Elbette Ali Gürbüz'le başlamak istiyorum. Sizin adınıza Korkutele Belediyesi adına güreşen Ali Gürbüz müthiş bir performans yakaladı ve 40 bin arada da baş pehlivan oldu. Çok şükür. Neler söylemek istersiniz Festikan Yaylası'yla beraber değerlendirerek genel güreş camiasını ve Ali Gürbüz'ü? Öncelikle bu güreşlerde katılım sağlayan bütün baş pehlivanlara, Festikan'a gelen tüm protokole, güreşlerimize, güreş hocalarına ve güreş severlere de kazasız belasız bir güreş diliyoruz. Ali Korkuteli'nin evladı ama Antalya'nın baş pehlivanı. Çok şükürler olsun Antalya'mızın çok baş pehlivanları Kırkpınar'da ter döktüler. O doğal şehirde. Ali'ye nasip oldu. Tabii biz Antalya olarak, başta Antalya olarak ama Korkuteli'nin de öz evladı olduğu için bir Korkutelili olarak çok gururluyduk. Korkuteli halkı adına birinci sırada güreşiyor, ikinci sırada Antalya ama Türkiye Cumhuriyeti'nin baş pehlivanları bunlar. Hepsine Allah derman versin diyoruz. Festikan'ın da en iddialı ismi şu an. Yani dediğim gibi tabii favoriler oluyor güreş camiasında ama biz en azından kendim için söyleyeyim. Yani ben bu güreşin devamlılığı noktasındayım. Elbet birisi yenilecek, birisi yenecek. Ama biraz iddialı mı? Evet, Ali iddialı. İyi hazırlandı. Hikmet Hoca iyi hazırladı. Diğer hocaları iyi hazırladı. Bu arada geçmiş olsun diyelim. Mehmet Yeşil Yeşil karantinada şu anda. Covid'den dolayı o gelemedi. İnşallah dur bakalım göreceğiz, seyredeceğiz. Sayın Başkan, siz de önem veriyorsunuz, geleneklere sahip çıkıyorsunuz ve Korkuteli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı pehlivan güreşleri de önemli bir marka. Sanıyorum 29 Ağustos'ta düzenlenecek. Çalışmalar nasıl gidiyor? İşte önümüzdeki hafta bir izin durumumuzu bakacağız. Ondan sonra açıklamamızı yapacağız inşallah. Bu arada geçmişler olsun diyeceğim. Bilmeyen izleyicilerimiz için Kırkpınar Gazisi'dir diyebiliriz değil mi başkanım? Estağfurullah, estağfurullah. Gazilik, şehitlik çok yüksek mertebeler. Teşke nasip etse Allah da. Evet, fayton kazası yaptık. Nazarlık olmuş olsun. Bir de espri yapıyorum şu anda. Korkutelililere, Antalyalılara espri yapıyorum. Diyorum ki bak, ilk defa Korkuteli'ye altın kemer getirmek için omzumu kırdım. Seneye daimi getirmek için gerekirse kafamı kırarım diyorum. İnşallah çalışır. Tekrar geçmiş olsun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Çok size de iyi yayınlar diyorum. Allah kolaylıklar versin. Kameramanından yönetmenine varıncaya kadar. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun, iyi seyirler. Festikan güreşleri güreş ağımız Selim Mustafa Kutlu. Yine 667 tarihinde. Evet, Antalya bölgesinden Sinan Kaya ve Tokat bölgesinden Murat Pehlivan'ın puanlaması devam ediyor ve bayağı bir hızlı Murat Özkan. Mustafa Mercan, Murat Özkan ve Sinan Kaya puanlaması Sinan Kaya devam etmekte. İnanılmaz bir evet. O alışık olduğumuz, hani baş pehlivanına da geldi. Baş altında düşürülmeden önce yaptığı o muhteşem tempoyu. Evet, benim az önceki müsabakadan ayrılmayalım. Evet, burada kalalım. Tempomuz oldukça güzel. Evet. Her an burada bir puan çıkabilir. Sinan Kaya rakibini kestirdiğini farkında ve ortak asnaktan paç işte evet, bir çarptı süper, ve sırt aşağı süper. İndirdi. Teşekkürler yönetmenim. İstediğimiz görüntü bu. Evet, harika. Harika. Seyircimize vermemiz gereken görüntü bu. Şimdi artık diğer pozisyonlara, diğer güreşlere dönebiliriz. Tekrarını alalım bu muhteşem yenişi. Evet, muhteşem. Değerli güreş severlere izletelim. Görselliği üstün ve de her zaman aslında bu vuruşu yapan bir oyunu var. Sinan Kaya'nın özelinde bir oyun bu. Evet. Antalya'daki güreşçilere mesela bunu baş altındaki Osman Kan da çok iyi yapmaya başladı. Dikkatimden kaçmıyor. Burada bir paça kazık denemesi olacak mı? Dış kastak, dış paçada ama oradan kaçırdı. Künde bakalım tam oradan künde atacak derken baş pehlivanlarımızın evet, çift sarma gelecek mi? Şu anda yaydı. Sarmayı hala doldurmadı.
Mert kardeşimiz bu arada değerli yönetmenim ekranımızı ikiye bölüp evet Sultan tekrar sana Allah'tan aciz şifalar diliyorum. Çok değerli yönetmenimizi daha fazla güreşe seyircimize ulaştırabiliriz. Her meydana davetimi arz ediyorum. Üstteki pehlivanımız kim sırtı dönük olduğu için göremiyorum ama. Baş pehlivanların ilk tur kurallarını kesintisiz vermek için çok kısa bir reklam arası. Daha sonra tekrar Er Meydanı Festikan'da birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.